Şimdi biraz formal eğitim nedir? Bundan bahsedelim. Formal eğitimin bir diğer adı ise kasıtlı eğitimdir. Bireyin kendisi ya da başkası tarafından kazanılacak davranışların planlanıp kontrol edildiği eğitimdir. Bu tanımı, bireyin kendisi ya da başkası tarafından kazanılacak davranışların bir tane plan var ve kontrol edilen bir durum söz konusu. Yani formal eğitimin içerisinde planlı, amaçlı ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Ana teması esastır. Yani formal eğitimin içerisinde ne var? Amaç ve planlar vardır. Bunlar da planlı, amaçlı ve düzenli olmak durumundadır. Yani formalin bir diğeri resmi, kurum olarak, devlet olarak, kasıtlı olarak bizim yaptığımız eğitimin tanımına biz formal eğitim diyoruz. Çoğunlukla öğretmenler kendi okul içerisinde bunları planlıyor ve öğretim yoluyla formal eğitim gerçekleştirilmektedir. Başlangıçtan sonuca kadar ya da sonuna kadar kontrollü ortamlarda yapılır ki kontrollü ortam dediğimiz okul ortamlarında, sınıflarda yaptığımız eğitim bizim formal eğitimimizdir. Burada formal eğitimde amaç bireylere olumlu davranışlar kazandırabilmektir. Olumsuz davranışlardan uzaklaştırmak ve olumlu davranışlar kazandırmak formal eğitimin ana amaçlarından en başında gelenidir. Peki informal eğitim nedir? İnformal eğitimde ise amaç ve plan söz konusu değil. Amaç ve plan yok. Gelişigüzel bir eğitim vardır. Planlı olmadığı için bunlar ortama göre şekillenebilmektedir. Bireyin yaşadığı kontrollü ya da kontrolsüz her türlü ortamda informal eğitim gelişebilmektedir. İş yerinde, arkadaş grubu içerisinde, okulda, kısaca yaşamın her anında informal eğitim vardır ve biz bir şekilde bunları alabiliyoruz. Önemli olan informal eğitim alırken biz kendi içerimizde de bir kontrol oluşturabilirsek, kötü taraflarını göz ardı, iyi taraflarını da kendimize alabilirsek informal eğitimi de kendi içimizde bir formal eğitime çevirebiliriz. Yani önemli olan burada olumlu davranışlar yanında istenmeyen davranışların oluşabileceğini bilmek ve istenmeyen davranışlara karşı da tedbir almayı göz ardı etmemek gerekiyor. Peki örgün eğitim nedir? Örgün eğitim belirli bir yaş grubu içerisinde bireylerin çalışma hayatına atılmadan belirlenen amaçlar doğrultusunda okul ya da okul niteliği eğitim kurumlarında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Yani kısacası okullarda yapılan eğitim örgün eğitimdir. Bir daha tanımlayalım. Örgün eğitim belirli bir yaş grubu içerisindeki bireylerin çalışma hayatına atılmadan belirlenen amaçlar doğrultusunda okul veyahut da okula benzeyen gibi kurumlarda yani okul niteliği taşıyan eğitim kurumlarında düzenli olarak yapılan eğitime biz örgün eğitim diyoruz. Örgün eğitim okul öncesinden başlayarak lisans üstü eğitime kadar olan bir süreci kapsamaktadır ve gayet uzun bir süreçtir. Örgün eğitim okul öncesinden lisans üstü eğitime kadar olan süreç yine örgün eğitim içerisinde yer almaktadır. Şimdi yaygın eğitimden bahsetmek istiyorum. Yaygın eğitim ise değişik nedenlerle örgün eğitim imkanlarından hiç yararlanamamış bir şekilde. Örgün eğitim sürecinin bir şekilde yarım kalmış. Yani liseye gitmiş, liseyi tam olarak tamamlayamamış ya da bir meslek lisesine gitmiş, tam olarak tamamlayamamış bir örgün eğitimde yarım kalan bir süreç vardır. Ve bu yarım kalan süreci bireye biz tamamlatmak istiyorsak yaygın eğitim araçlarını kullanıyoruz ve bu yaygın eğitim araçları ile bireyler kendilerini geliştiriyor ve bir şekilde eksiklerini tamamlıyor. Örnek olarak verelim, biz okula gittik, bir şekilde eğitimimizi tamamlayamadık ama tamamlamak için yaygın eğitimden yararlanarak o eksik bilgilerimizi tamamlamak için özellikle örnek halk eğitim merkezlerinde açılan değişik kurslar, hizmet içi eğitim kursları bizim için yaygın eğitimde en fazla kullanılan eğitim yöntemi metotlarıdır, eğitim uygulamalarıdır. Dolayısıyla yaygın eğitimde bizim esas olarak bilmemiz gereken eğitim imkanlarından yeteri kadar yararlanamıyoruz veyahut da örgün eğitim süreci içerisinde bizim eğitimimiz yarım kalıyor ve biz bunu daha sonraki yaşantımızda açılan kurslarla, açılan yapılan planlı faaliyetlerle, eğitim faaliyetleriyle
bir şekilde o eksik eğitimimizi tamamlama yoluna gitmemiz halinde bizim yaygın eğitimden yararlanma durumumuz var. Örnek halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, hizmetçi kurslar yaygın eğitimin en belirgin örnekleridir. Şimdi bunu bir tabloda görmeye çalışalım. Eğitimi biz ikiye ayırıyoruz. İnformal eğitim, formal eğitim olarak ikiye ayırabiliyoruz. Formal eğitim, örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak yine ikiye ayrılıyor. Özellikle örgün eğitimin okullarda yapılan eğitim ki okullar okul öncesinden başlayıp lisans üstüne kadar devam eden bir süreçtir ki bu tamamen baktığımızda örgün eğitimdir. Yine formal eğitim yani resmi devlet tarafından yapılan eğitimin örgün eğitimi ilaveten bir de yaygın eğitim uygulamaları vardır ki örgün eğitimi bir şekilde tamamlayamamış ya da örgün eğitimi yarım kalmıştır. Yaygın eğitim uygulamalarında kullanarak halk eğitimi, çıraklık eğitimi, yine hizmet içi eğitimler gibi kurslarla eksik kalan eğitimlerini tamamlama yolunda da biz yaygın eğitim diyoruz. Eğitimin ikinci bacağı ise informal eğitimdir. İnformal eğitim ilk başta aile içi olan bir eğitim şeklidir ve ailede başlıyor. Yine çevre eğitimi, çevrede yani bulunduğumuz, yaşadığımız ortamdaki bize istendik değil. Özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz çevrede olumlu ya da olumsuz her türlü eğitimi alabildiğimiz ortam çevre eğitimi içerisindedir ki bunlar sokakta bunları öğrenebiliyoruz. Akranımız neyse akran çevresinden bunları öğrenebiliyoruz. Kültürel, sportif çevre, okuma çevresi, medyatik çevre ve çeşitli konferans ve toplantılarda biz özellikle informal eğitimi alabiliyoruz. Dolayısıyla bu şematik tablo üzerinde eğitimin informal ve formal olarak ikiye ayrıldığını, formal eğitimin örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrıldığını bilmemiz önemlidir. Şimdi değerlendirmeden bahsetmek istiyorum. Eğitim programında hedefler ve içerikler belirleniyor. Eğitim programımızı daha önce tanımladık. Bu eğitim programı içerisinde hedeflerimiz ve içeriklerimiz neler var belirleniyor. Öğrenme ve öğretme etkinlikleri geliştirildikten sonra ne kadar öğrenildi sorusu var. Yani bizim bu öğretmek istediğimiz amaçlarımızı ne kadar gerçekleştirebildiğimizi öğrenebilmek için değerlendirme yapmak durumundayız. Ve bunlarda özellikle en başta sormamız gereken soru ne kadar öğrenildi sorusunu sormamız çok önemli. Eğitimde ne kadar öğrenildi sorusunun cevabı ölçme ve değerlendirme işleminin sonucunda tespit ediliyor. Yani biz ölçme ve değerlendirme yapmak durumundayız ve bizim eğitimde ne kadar öğretebildiğimiz ya da ne kadar öğrenebildiği sorusuna cevap alabilmek için ölçme ve değerlendirme gerçek bilimsel değerleri kullanarak bilimsel yöntemlerle yapılmak durumundadır. Dolayısıyla değerlendirme, ölçme sonuçlarının aynı alana ait bir ölçüt, bir kriterler var, bir ölçütler var. Ve bunlarla, bu ölçütlerle kıyaslanarak bir değer yargısı oluşuyor. Yani işte ölçü bu. Bizim de öğrettiklerimiz bu kadar. Bunlarla bir kıyas yapıyoruz. Ve bu kıyas sonucunda bizde bir yargı, bir değer yargısı oluşuyor. Ve bu yargıya göre biz daha sonra o eğitimde alacağımız kararların daha kolay, daha bilimsel, daha gerçek verilmesini bize değerlendirme sonucunda bir şekilde sağlayabiliyor. Dolayısıyla değerlendirme aslında gerçekten çok geniş, herkes tarafından çok iyi bilinmesi gereken, bilimsel yöntemlerle değerlendirme yapılması gereken bir bilimsel yöntemdir değerlendirme. Değerlendirme, eğitimde ölçme ve değerlendirme işlemi sonucunda sadece değerlendirme, öğrenciyi değerlendirmek değildir. Biz her zaman bunu karıştırıyoruz. İşte bir değerlendirme yapıyoruz. Değerlendirmede öğrenciyi değerlendiriyoruz. Aslında burada göz ardı edilen sadece öğrenci değil. Değerlendirmede hem öğretmenin hem öğretim liderliğindeki öğretmenin başarısı buna ilaveten öğrenciye nasıl yansımış, öğrencinin öğrenme işlemindeki başarısı tespit edilir. Yani kısacası değerlendirme hem öğretmenin değerlendirilmesi hem öğrencinin değerlendirilmesi ikisinin bir arada olması gereken bir uygulamadır. Ama biz sürekli öğrencilerin değerlendirilmesi yönünde bunu algılıyoruz. Halbuki esas alınması gereken bir diğer bacak, bunu iki bacak diye düşünürsek, bir bacak öğretmen, bir bacak öğrenci. Değerlendirme her ikisini de içerecek şekilde algılanmalıdır. Eğer siz
Gerekli eğitim müfredatı içerisinde öğrenmeyi tam olarak gerçekleştirememişseniz buradaki başarısızlık sadece öğrenciye ait değildir, öğretmene de aittir. Dolayısıyla her ikisini de birlikte değerlendirmek durumundayız. Ölçemediğimiz bir süreci geliştiremeyeceğimiz için eğitimde ölçme ve değerlendirme işlemi önemlidir. Bu cümle çok önemlidir. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Ölçemediğimiz bir süreci geliştiremiyoruz. Eğer gerçek anlamda tam olarak ölçebilirsek o zaman o süreci biz gerçek anlamda değerlendirebiliyoruz ve geliştirebiliyoruz. Sürekli dünya bir gelişme içerisindedir ve ne kadar fazla gelişim oluyorsa bunların temelinde yatan gerçek değerlendirmeyi tam olarak yapabilmeleridir. Eğer biz gerçek değerlendirmeyi yapıp da eksikliklerimizi, fazlalıklarımızı, hatalarımızı, neler olduğunu tam olarak tespit edemezsek kendimizi geliştirmemiz o derece güç olur. Dolayısıyla gerçek anlamda tam bir bilimsel verilerle, bilimsel yöntemlerle değerlendirme yapmak durumundayız. Yine bizim en çok sıkıntı çektiğimiz bir diğer yöntem ise ölçme ve değerlendirmenin aslında bir amaç olarak algılandığını görüyoruz. Yani tüm yapılan derslerde amaç ölçme ve değerlendirmedeki başarıdır. Halbuki biz ölçme ve değerlendirmeyi bir amaç olarak görmemeliyiz, bu maksatla kullanmamalıyız. Bir araç olarak kullanılması esastır. Yani ölçme değerlendirme amaç değil, bir araçtır ve bu ölçme değerlendirme eğitimimizin geliştirilmesi ve ölçme değerlendirme eğitime ne gibi katkılar sağlayacağını asla unutmamalıyız. Değerlendirme bir bilimsel yöntem ve bilimsel tekniklerle yapılmalıdır ve ölçme ve değerlendirmenin de eğitimin bir parçası olduğunu, eğitimin gelişmesine ve öğrenmenin tam olarak nasıl, ne derece gerçekleştirebildiği konusunda bize bilgiler veren ve eğitime katkı sağlayan uygulamaların en başında geldiğini de kesinlikle unutmamalıyız. Bugünkü dersimiz burada tamamlanmıştır. Birinci bölümü bu şekilde kısaca özetledik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler sunuyorum.